fırça darbeleri bu resmi çok gerçekçi yapıyor. Sanat çok sıkıcı. Bir dakika, işler daha da ilginçleşti. Hey inek! Ah, başım! Bunu neden yaptın? Canım çok yandı. Tam isabet. Bu çok komikti. Sadece beni rahat bırak. Bu hiç hoş değildi. Sana bir ders vermemin zamanı geldi. Ben de tam da buna uygun bir şey var. Ne? Oo. Bunu sen mi yaptın? Teşekkürler. Sadece işimi yapıyorum. Bir dakika, ben bir resimle mi konuşuyorum? Bu zor. Bir dakika, bunu biliyorum. Sınıfta üzerinden geçmiştik. Cevabın burada olduğuna eminim. Ah, işte burada. Tam düşündüğüm gibi. Aa, bu doğru mu? Aa, hiç mantıklı gelmiyor. Ya, kafam çok karıştı. Ah, bu ödevi asla bitiremeyeceğim. Aa, çok sinir bozucu. Hadi odaklan. Hayır, ne yaptığımı bilmiyorum. Ne anlamı var ki? Başarısız olacağım. Bunların hiçbirini anlamıyorum. Elimden geleni yapacağım. Ama yeterince iyi olmayacak. Selam ufaklık. Ödevime yardım edebilir misin? Ne çığınıyorsun öyle? O bir lollipop değil. Vay canına, şu kalemlere bak. Neler oluyor? Sadece sinirlerim bozuk. Bu gerçekten önemli bir ev ödevi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kalemi bırak önce. Buna bir son vermeliyiz. Elimde çiğneyebileceğin bir şey olmalı. Bir fikrim var. Böyle yıldız kalıplarım var. Kalemleri kalıplara yerleştireceğim. Vay canına, rengarenk. Şimdi jöleli şekerlemeleri kalıplara yerleştiriyorum. Sonra onları eriteceğim. Şekerlemenin erimesini bekliyorum. Vay canına, şuna bak. Muhteşem oldu. Bunu yaptığına inanamıyorum. Aa, öyle güzel ki. Kalemimi çiğnemek zorunda değilim. Bunların tadı çok daha güzel. Nefis. Bayıldım. Beğeneceğini biliyordum. Şimdi şu ödevlerini bitirelim bakalım. Müthiş bir şey pişiriyorum. Gerçi ortalık biraz duman oldu ama. Ev yapımı lezzetli kurabiyeler. Oh, harika kokuyor. Fırında bir parti daha var. Bu bir kurabiye fantazisi. Güzel görünüyor. Selam baba. Futbol antrenmanı çılgıncaydı. Bir içeceğe ihtiyacım var. Öyle susadım ki. İşte aradığım şey buydu. Çok iyi geldi. Çok ferahlatıcı. Aa, şu kurabiyelere bak. Aa, yavaş ol bakalım. Elini o kurabiyelerden çek. Önce ellerini yıkamalısın. Ne? Neden? Aa, ellerimin kirli olduğunu unutmuşum. Hemen lavaboya git. Ne bekliyorsun? Hayır, istemiyorum. Buraya gel dedim. Beni buna zorlayamazsın. Kes şunu. Bekle. Aklımda iyi bir fikir var. Bunun için bir kaşığa ihtiyacım olacak. Şunu izle. Kaşığı krem çikolataya batırıyorum. Her yerini çikolatayla kaplamalıyım. Sonra onu kurabiyenin üzerine bastırıyorum. Hızlıca çevirelim. İşte kurabiye sandviçim hazır. Şimdi bir deneyelim. Bu çok iyi. Üstelik ellerimi kullanmadım. Nasıl buldun? Vay canına, sen bir dahisin. Sana da bir tane hazırladım. Aa, çok tatlısın. 1001. 1002. Ben acıktım. Karnım gurulduyor. Masaya geçiyorum. Aa, yemek nerede? Hey, beni besler misin? Anlaşılan şekerleme sayma işi buraya kadarmış. Kahvaltılık kevrek yemeği ister. Geliyorum tatlım. Ah, bu muhteşem. Ağzım sulanıyor. Sütü de unutmayalım. Süt olmadan kahvaltılık kevrek yiyemezsin. Şu sütün güzelliğine bak. Umarım beğenirsin. Beğeneceğime eminim. İşte peçeten. İyi fikir. Ortalığı batırmak istemiyorum. Teşekkürler. Bekle bir saniye. Kaşık nerede? Hey! Yine ne var? Kaşık tabii ki. Aa, bana bir dakika müsaade et. Buralarda bir tane olmalı. Şekerleme çekmecesinde yok. Peki ya, burada var mı? Dolapta hiç kaşık yok. Ah, buldum. Çatal kullanılabilir. Sonunda. Aa, bu da ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Aa, bir deneyeceğim. Tamam, bu göründüğünden daha zor. Aa, işe yaramıyor. Bunu kullanamam. Meyhem, buraya gel. Çıtır çıtır. Bir sorun mu var? Gevreğini ye. Yiyemiyorum. Çatal da olmuyor. Tamam, bunu ben hallederim. Evet, bu işime yarar.
Önce çikolatayı eritmeliyim. Sonra bir şırıngaya ihtiyacım olacak. Bunu çikolatayı çekmek için kullanacağım. Böyle işim daha kolay olacak. Şimdi çikolatayı kalıbın içine sıkıyorum. Sonuna kadar dolduracağım. Şırınga sayesinde ortalık batmıyor. Sonra diğer kalıplara da aynısını yapacağım. Bu çok eğlenceli. Bir tane daha kaldı. İşte bu kadar. Şimdi onları kalıptan çıkaracağım. Vay canına, harika görünüyor. Al bakalım. Ah, o bir kaşık çikolata mı? Bir deneyeyim. Harika. Şuna bakar mısın? İşe yarıyor. Tam da ihtiyacım olan şey. Nefis. Bu harika bir fikir. En iyi kısmı da kaşığı temizlemek zorunda değilsin. Sadece yiyorsun. Yemek nefisti. Tabii çok da romantikti. Bu da ne? Yoksa bu. Tatlım. Tatlım bak. Ah, burada neler oldu? Her yer batmış. Bu da başlangıç. Kendimi iyi hissetmiyorum. Tuvalete gitmeliyim. Sorun yok tatlım, onu bunun içine ittik. Burası daha da beter. Şu yerlere bak. Gardıroba doğru gidiyor. Cesur ol, korktuğunu belli etme. Bunu yapabiliriz. Hazır mısın? Ne nefis. Selam anneciğim, selam baba. Hem çikolata. Sadece çikolataymış. İçim rahatladı. Doğum günüm kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler baba. Bu çok heyecanlı. Umarım beğenirsin. Gerçekten mi? Sadece benim için bir lollipop mu? Denemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler baba, bayıldım. Bunu her yerde aradım. Doğru olanı seçmeliydim. En sevdiğim tatlı. Peki nasıl bildin? Saniye, hayır, dikkatli ol. Hayır. Bir şey yap baba, lütfen. Yakaladım. Bir dakika, bir fikrim var. Ama bana balon lazım. Hadi bakalım. Balon iplerini lollipop çubuğuna sarıyorum. Bu onu güvende tutar. Vay canına, ben bir dahiyim. İşte geliyor. Şuna bak. Teşekkürler baba. Bu benim görevim. Bırakırsam düşmeyecek. Havada duruyor. Hadi baba, yürüyüşe çıkalım. Bu benim en güzel doğum günüm. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Geri döner ama, öyle değil mi? Hoşça kal lollipop. Hoşça kal, iyi yolculuklar. Bir kase dolusu solucan jelibonun hepsi benim. Bunu afiyetle yiyeceğim. Babam eve döndü. Sihirbazlık gösterisine ne dersin? Harika bir gösteri olacak. Şaşırmaya hazır ol. Bunları al. Sihirli değneğimi şöyle bir sallıyorum. Sonra da şapkamın altına koyuyorum. Vay canına. Jelibonlar kaybolsun. Hepsi yok oldu. Vay canına, hadi geri getir. Bu en zor kısmı. Hadi geri dönsün. Baba, ama bu kaka. Solucan jelibonlarımı istiyorum. Sana zor olduğunu söylemiştim. Ortaya çıksın, geri dönsün. Baba, bunu istemiyorum. Affedersin tatlım, bozulmuş olmalı. Solucan jelibonlar geri dönsün. Ha? Üzgünüm tatlım. Onları yemek istiyordum. Her şeyi mahvettim. Ama galiba nasıl düzelteceğimi biliyorum. Söz veriyorum, daha iyisini yapacağım. Bir şişe kolayı açarak başla. Sonra bir kaşık toz jelatine ihtiyacın var. Jelatini kolaya ekle. Jelatin iyice karışana kadar kolayı çalkala. Şimdi pipetleri bir bardağa koy. Kola karışımını bardağa dök. Pipetler kolayla dolacak. Sertleşmeleri için bardağı bir kenarda beklet. Sonra boş bir kase ve bir sihirli değnek almalısın. Sihirli değneğin yoksa pipetleri kesip çıkar ve solucanları kaseye koy. Bak burada ne var? Bu solucanlar jelibon mu? Güzel kokuyorlar. Sanırım bir deneyeceğim. Bunlar güzelmiş. Çok sevindim. Hayır, beni serbest bırak. Büyük bir hata yapıyorsun. Kuralları biliyorsun. Yiyecek yasak.
Desteğe ihtiyacım var. Bunun için yapabileceğim tek bir şey var. Ver şunu bana. Çok geç. Rüya takım burada. Yanlış öğrenciye sataştın. Yenilmezler. Yani öğretmen kurulu. Bu anı bekliyorduk. Seni mahvedeceğim inek. Elinden gelen ardına koyma. Gözünün yaşına bakmayacağım. Bu bir onurdur. Saldırın. Al bakalım. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Ay, midemde kelebekler uçuşuyor. Ah, ne kadar yakışıklı. Onunla konuşmayı çok istiyorum. Neyse. Az kalsın. Çok yakın. Buldum. Saniye bir not yazacağım. Ne yapıyor? Tam olarak nasıl hissettiğimi anlatıyor. Ay, çok gerildim. Bu bana mı? Vay canına, çok romantik biri. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Hoşuna gitti mi? Ona cevap yazsam iyi olacak. Ne yazdığını çok merak ediyorum. Bu senin için. O da benimle aynı şeyi hissediyor mu? İşte o önemli an. Beni seviyor. Kalbim yeniden çıkacak. Sanki bulutların üstünde geziyorum. Bugün hiçbir şey mahvedemez. Ben dünyanın en şanslı adamıyım. Aklıma iyi bir fikir geldi. Saniye bir hediye vermeliyim. Bir at olur mu? Hayır. Burada başka ne var? Sevimli bir oyuncak ayı. Daha iyi günleri olmuştu bunun. Seni daha iyisini hak ediyor. Bir bakalım. Bir kuru domates mi? Yok artık. Bir şeyler olmalı. Bir çikolata. İşte bu güzel. O aptal kuralı unutmuşum. Peki şimdi ne yapacağım? Seni büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Bir sonraki derse gitsem iyi olacak. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Evet, bu işe yarayacak. Bana şekerleme mi getirdin? Çok tatlısın. Dikkat et Sunny. Bunu alıyorum. Ama o benim şekerimdi. Kurallar böyle. Neyse. Peki ya sen inek? Ben temizim. Öyle mi? Tamam ama gözüm üzerine. Psst, Sunny, şuna bir baksana. O da ne? Şunu izle. Matematik kitabımı geziyorum bak. Ne, sen delirdin mi? Zamanı masum hesaplamalar. Sorun yok, güven bana. Bu bir pasta. İlk dilimi sen yiyebilirsin. Hadi durma, dene. Teşekkürler Alex. Vay canına, çok hafif ve kabarık. Bayıldım. Beğeneceğini biliyordum. Yapmak istediğim bir şey var. Umarım senin için sakıncası yoktur. Neden bahsediyorsun? Vay canına, ilk öpücüğüm. Dur bakalım. Cebinde bir şey var mı? Bana ne olduğunu göster bakayım. Peki. Marmelat var. Onu bana ver. Öyle bol şekerli bir şey yapış yapış olur. Hayır, bu hastaneye giremez. Peki, tamam. Olamaz. Bu haksızlık. Tabii, eğer aklıma bir fikir geldi. Daha az belirgin bir kaba ihtiyacım var. Şüphe uyandırmayacak bir şey olmalı. Plastik bir poşet gibi. Bunu nasıl yassı bir şekilde katladığımı görüyor musun? Güzel, tam kare oldu. Bandajın altına sığıyor. Sanki orada kan varmış gibi görünüyor. Kimse bunun marmelat olduğunu anlayamaz. Muhteşem. Yani ay. Tekrar merhaba. Of. Hiçbir şey anlamıyorum. Buraya gel. Bayağı kötü. Bir bakalım. Zavallı şey. Hemen içeri girin. Acele et. Bir tılsım gibi işe yaradı. Çilek. Yine geldik. Karizmatik görünüyor. Affedersiniz. Ne istiyorsun? Sadece ziyaret ediyorum. Bu benim şekerlemem. Yiyecek sokmak yasak. Tamam. Şimdi bu kafa karıştırıcı bir durum. Şu duvardaki de ne? Çiçek mi? Tabii ki. İşte. Çok hoş olmadı mı? Dur hemen orada.
Çok tatlı ve güzel. Üzgünüm, bunlar senin için değil. Hoşça kal. İnanamıyorum, çok iyiyim. Ha, buraya bak. Vay canına. Atıştırmalık istersin diye düşündüm. Harika, teşekkürler. Bir tane de bana. Bak, şöyle hazırladım. Önemli olan bunu dikkatlice kıvırmak. Şöyle yelpaze gibi katlıyorsun. Sonra şişi içinden geçiriyorsun. Çiçek için kırmızı bir ekşi şekerleme kullandım. Onu da şöyle sardım. Etrafına dolarken çevirdim. Gördün mü? Bir güle benzedi. Şeker kaplı bir gül. İşte böyle. Harika. Şimdi onu takma zamanı geldi. Çok zor olmamalı. İşte onu da böyle yapıyorsun. Muhteşem bir şekerleme buketi. Lezzetli değil mi? Biliyorum. Merhaba. Maskeniz. Ah, özür dilerim. Orada ne var? Yiyecek olmasa iyi olur. Tamam. Buyurun alın. Bekle. Maske olmadan içeri giremezsin. Kurumun kuralları böyle. Tamam. Ha? Bak. Maske dedim. Aslında buldum. Örümcek duygularımı harekete geçiriyorum. Bu biraz zor olacak. Hey, o benim şekerlemem. Madem öyle. İşte başlıyoruz. Şuna bir bak. Şekerlemeleri maskeye tutturuyorum. Tam oldu. Sabitlemek için zımba kullanıyorum. Oldukça sevimli, öyle değil mi? Hem de hala işe yarıyor. Bekle. Sakin olun. Doktor, maskemi taktım. Tamam. Peki şekerleme var mı? Hayır, yok. Tamam, girebilirsin. Hoşçakalın. Selam Medi. Yok artık. Seni neşelendirmek için buradayım. Gördün mü? Anlamadım. Bu maske aslında şekerleme. Vay canına. Evet, hem de bayağı lezzetli. Evet, bana bir parça ver. Hepsi senin. Şahane. Nefis. Neredeyse unutuyordum. Merhaba hemşire. Dur. Orada ne var bakayım? Ne? Yanında atıştırmalık var mı? Herhangi bir atıştırmalık görüyor musun? Hayır, ama bu şey varsa görünecek. Yalan söyledin. Şimdi uzat onu. Olmaz. Git şuraya bakayım. Burada sıkı yönetim var. İyi ki yedek krem çikolatam var. Bu sefer daha iyi saklamalıyım. Merhem'e ihtiyacım var. O zekice değil mi? Selam. Sakin ol hemşire. Yiyecek yok mu? Gerçekten mi? Ne? Göster bakayım. Elimdekini mi diyorsun? Merhem bu. Öyle mi? Peki yaran nerede? İltihap kaptı, bak. Olamaz. Hiçbir şey bunun kadar işe yaramıyor. Gördün mü? Nasıl da rahatladım. Şimdi bana inanıyor musun? Peki, devam edin o zaman. Çok tuhaf bir adam. Merhaba. Bak. O benim için mi? Çok teşekkür ederim. Canım nasıl çikolata çekiyordu? Hepsi senin. Bir dakika, o yüzündeki de ne? Önemli bir şey değil. Tamam o zaman. Çok mutluyum. Orada dur bakalım. Bu partiye yiyecek içecek getirmek yasak. Olamaz, çocuğu sırf yiyecek yüzünden geri gönderdi. Ama o zaman şekerlemelerimi ne yapacağım? Bu şekerlemelere ihtiyacım var. O zaman hepsini şu an yiyeyim. Çok güzel. Burada biraz saklayabilirim. Kollarımın ve çorabımın içine girin bakalım. Pekala, bu işe yarıyor olmalı. Artık partiye gidebilirim. Bir bakalım, üstünde yiyecek içecek var mı? Şaka mı bu? Üstündeki şekerlemeyi görebiliyorum. Şekerleme mi? Bu sadece havai partisi kıyafetimin bir parçası. Hadi git buradan bakalım. Neden bana inanmadı? Bir saniye.
Belki bu çiçekten kolyenin yararı olabilir. Tamam, önce kolyeyi buradan keserek başlıyorum. İşte oldu. Şimdi parçaları ayırmaya başlıyorum. Elveda güzel çiçekler. Ve bu da sonuncusu. Şimdi elimde kolyenin ipi kaldı. İpi böylece güzelce açıyorum. Şimdi sıra tabii ki şekerlemelerde. Şekerlemeleri ipin üstünde böyle sıralıyorum. Bunu ipin sonuna kadar tekrarlıyorum. Şu şekerlemelere bak, çok leziz. Şimdi uçlarını altına doğru kıvırıyorum. Bunların ipin üstünde sallanan kurdeleler gibi görünmesini sağlamam lazım. Tamam, hatta biraz daha şekerleme ekleyebiliriz. Ve sonra tabii ki çiçekleri yerlerine geri koymalıyım. Bu bayağı inandırıcı bir kolye haline geldi. Çok da güzel oldu. Tamamdır. Sanırım şu an çok güzel görünüyor. Bir de üstümde bakayım. Evet, harika bir etek oldu. Ne akıllıyım. Selam, artık partiye girebilir miyim? Ha, sen deminki kızsın. Sana şöyle bir yakından bakayım. Sorun yok, harika görünüyorsun. Ama önce sırada limbo dansı var. Hadi bakalım, bunu yapabilirsin. Hey, bu çok eğlenceliydi. Aman aman, ne zormuş bunu yapmak. Enerjimi geri kazanmak için biraz şekerleme yemem lazım. Aha, hiçbir fikri yok. Çok leziz. Artık parti için full enerji doluyum. Parti, parti, parti. Pekala, bu çay çok güzel olacak. Bu da yanında harika gider. Hey David. Ne var? Ben de içecek bir şeyler istiyorum, lütfen. Ah tabii. Ah, burada biraz çikolata karışımı varmış. Çok lezzetli çikolata. Çikolata dünyanın en güzel şeyi. Evet, şimdi bunu aşağı indireyim. Hey, neler oluyor da? Bütün çikolataları yemişsin. Hadi ver onları geri bana. Çok ciddiyim. Bunu derhal bana geri ver. Şaka yapmıyorum. Sana şu an çok kızgınım. Ama o benimdi. Peki. Eğer bu kadar değerliyse al o zaman. Yaşasın. Sağ ol David. Aman ne güzel. Şimdi bana hiçbir şey kalmadı. Tamam, etrafta görünmüyor. Artık sessizce gidebilirim. Şimdi buraya zulaladığım jelibon solucan torbasını alabilirim. İşte burada, jelibonlara bayılıyorum. En sevdiğim bunlar. Merhaba David. Ben de biraz jelibon solucan alabilir miyim lütfen? Bütün torbayı al o zaman. Evet, aldı işte. Bu aslında planımın bir parçasıydı. Çünkü onları mideye indirirken şimdi ben daha iyi saklanmış bir zulaya el atacağım. Bunun için bir diş macunun tüpünü alıp bütün macunu içinden çıkardım. Şu jele bak. Tamam, tüp boşaldı. Şimdi bunun içine jelibon solucanları sokuyorum. Solucanları bu şekilde tüpün içine itiyorum. Tüpün ağzına tam uyuyorlar. Şimdi zulayı gizlemek için tüpün kapağını kapatalım. Artık yemek istediğimde biri tüpün ağzında hazır olacak. İşte artık bu harika jelibonları mideye indirmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. Bir anda karnım çok acıktı. Bir saniye, kalemim. Tabii ya. Ya bu gerçekten bir şekerleme olsaydı? Evet, bunu güzelce mideye indirebilirdim. Ha? David neler yapıyor orada? David, kes şunu. Ne? Ne var? Biraz ister misin? Kaleminden mi ister miyim? Kalemi? Evet. Sadece bunu yiyecek bir şey olduğunu hayal ediyordum da. Tamam, o zaman sana benim kalemimin nasıl farklı olduğunu göstereyim. Doğal olarak önce biraz çikolata ile başladım. Sonra bir parçasını kaşığa koyup fön makinesini aldım. Çikolatayı böyle erittim. Sonra kalemi aldım. Silgiyi yerinden sökmek kolaydır. Kalemin ucuna bir tüp yerleştirdim. Bu sayede erimiş çikolatayı tüpün içine dökebilecektim. Şuna bak. Çok güzel görünüyor ama şimdi çikolatanın kuruyup yerine yerleşmesi lazım. İşte oldu. Kalemin çikolatadan bir silgisi var artık. Bunların hepsini takip ettin mi? Umarım etmişsindir. Al bakalım, bu senin olsun. Vay canına. Teşekkürler Madison. Sen müthiş bir arkadaşsın. Bu çok güzel üstelik. Tam 12'den vurmuşsun. Evet, hayır. Dur, gerisi bildiğimiz normal kalem. Tabii ya. Yine unuttum üzgünüm. Vay canına, pilav mükemmel olmuş. Gerçekten öyle. Hey, sen de redik yiyecek mevsimde değiliz. O ayak parmaklarını sakla. Ayak parmaklarım mı? Sanırım biraz hava almak istediler. Ya da sadece acıktılar. Çok lezzetli. Aç ayaklar. Düşünebiliyor musun? Gerçekten bir atıştırmalık yiyebilirim. Evde güzel bir şeyler var mı acaba? Herhalde yoktur. Hala hiçbir şey bulamadım. Ay, çok yazık. Anne, alışverişe gitmişsin. Tam zamanında yetiştin. Neler aldın? Her şey. Neden yeşil? Çikolata almadın mı? Çikolata mı?
Ah, şanslısın. İşte sana tatlı bir atıştırmalık. Nedir bu? Kötü bir şaka mı? Tatlım, ağlama. Aklıma bir fikir geldi. Dur bakalım. Bir lavaş al ve üzerine krem çikolata sür. Sonra sıra muza geliyor. Muzu lavaşla sar ve üzerine bir daha çikolata sür. Yumuşacık, ezilmiş fındıkları da unutma. Onu lokma büyüklüğünde parçalara ayır. Mükemmel değil mi? Atıştırmaya başlayalım. Afiyetle ye. Vay canına. Çok lezzetli. Bunu beğeneceğini düşünmüştüm zaten. Ay, kesinlikle ben kazanıyorum. Aa, annem M&M almış. Müthiş. Hem de büyük boy. Hey, açayım şunu. Hayır. Tüh. Bak ne yaptın. İşte kaseler tam da bu iş için var. Gördün mü? Ah. Tamam tamam. İçine dökelim. Şimdi sıra bende. Ah, inanılmazsın. Ah, bu çok saçma. Ortalığı batırıyorsun. Ama bir dakika. Aa, bir fikrim var. Bunun için sadece bir küçük şişeye ihtiyacımız var. Şimdi biraz jelatin ekleyelim. İyice akmasını bekleyelim. Tamam, oldu bile. Vay canına. Şimdi şekerlemeli jöleye benzedi. İşte başardım. Ah, bu sıcak beni mahvediyor. Birazdan buharlaşıp uçacağım. Su içmem lazım. Hatta daha iyisi çubuklu dondurma alayım. Harika, bu işe yarayacak. Ve sonuncuyu ben aldım. Yardım yolda. Çok ferahlatıcı. Ah, hava ne kadar sıcak. Ah, dondurmayı nereden buldun? Paylaşır mısın? Ay, sanmıyorum. Üzgünüm, hepsi benim. Ah, bekle. Bir fikrim var. Bizde buz var değil mi? Azıcık var ama neyse. Bir düşüneyim. Bir dakika. Tabii ki. Kendi buzlu atıştırmalığımı yapacağım. Meyve suyunu bir torbaya dök. Torbayı sıkıca kapat. Sonra onu bir buz torbasına koy. Tam oturdu. Onu kapatmayı unutma. Sıra sallamaya geldi. Salla, salla, salla. Yaşasın. Ay, sıcak başına vurdu bunun. Vay canına, harika. Hadi salla, evet. Bakalım artık hazır mı? Sulu buzumuz var. Mükemmel bir yaz lezzeti. Hey, onu nasıl yaptın? Tadına bakabilir miyim? Lütfen. Bir kerecik. Tamam. Al bakalım. Vay canına, teşekkürler. Harika bir şey olmuş. Evet, biliyorum. Bak kare. Bende kare var. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım bende ne varmış. Şu devasa topa bak. Vay canına, güzelmiş. Hadi çekil şuradan. Bu benim. Bakalım bununla ilgili ne bulabileceğim. Tamam, anladım. Ve ne yapacağımı biliyorum. Epeyce sıcak çikolatam var ve harika kokuyor. Onu bu gizemli kürenin her yanına dökeceğim. Erimiş çikolata, kim sevmez ki? Bak, işte kırılıp açılıyor. İçi marshmallow doluymuş. Bence harika görünüyor. İzninle. Marshmallow'a bayılıyorum. Amanın, amma yumurdun ha. Bu gerçekten çok iyiydi. Özellikle de erimiş çikolata. Üstelik kaseyi de yiyebiliyorum. Bakalım benimkinde ne varmış. Çikolatadan dev bir küp. Eminim eritirsem bunun da içinden bir şey çıkar. Hadi bakalım, erimeye başladı. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte eriyor. Aman tanrım, aman tanrım. Çok gerilimli. Acaba içinde ne var? Kandırdım. Bunlar sadece bonibon. Of ya, ödümü koparttın.
İçi bonibon dolu çikolatadan bir kutu. İşte budur. Tamamını parçalayıp açacağım. Şu duvarı da çikolatadan bir kaşık gibi kullanayım. Ne harika bir gün. Çok mutluyum. İyi ki karıyı seçmişim. Bu sefer üçgeni seçeceğim. Bir dakika. Önce ben seçeyim. Ben yine karıyı seçeceğim. Tamam. Sen kendininkini aç bakalım. Oo, piramidin içinde taşlı bir yüzük var. Yüzük öyle güzel ki. Oo, piramit de jöleden yapılmış. Pekala, yeni takılar edinmenin zamanı geldi. Ah, öyle lastik gibi olması hoşuma gitti. Aslında güzeldi. Tadı çok hoş. Şimdi yüzüğe dönelim. İçinde mücevher saklayan leziz yiyeceklere bayılırım. Bak, işte orada. Ona ulaştım. Ah, çok büyüleyici. Bayıldım. Bayıldım. Mavi en sevdiğim renktir. Keşke buna uygun bir güzel elbisem olsaydı. Evet, bir gelinlik. Tam bunu kastetmiştim. Aman tanrım, kabul ediyorum. Çok mutlu olacağım. Yine hayal dünyasında kayboldu gitti. Oo, bana da jöleden bir şekil çıktı. Yine bir küp. Şuna bak nasıl sallanıyor. Çok havalı, hoşuma gitti. Özellikle de içinde dev bir lollipop olduğu için. Kaşığım da var. Aslında bu pek uygun değil sanki. İşte buna kaşık derim. Hadi bakalım. Şu titrek jöleden biraz yiyeyim. Bayıldım, çilek tadında. Bunu yemeyi bırakamıyorum. Evet, köşeleri kaşıklamak en güzeli. Bak, lollipop nihayet açığa çıktı. Şunu çekip çıkarayım. Vay canına, şu sprale bak. Dönüyor ve çizgileri de var. Eminim bunu kullanarak onu hayal dünyasından çıkarabilirim. Ha? Bu koku da ne? Hey, geri döndün. Bak, bende bir lollipop var. Yok artık. Ben de lollipop istiyorum. Çok güzeldi. Aferin, akşam yemeğinin hepsini yemişsin. Biraz şımartılmayı hak ediyorsun. Teşekkürler babacığım. Ben pilav istiyorum. Bunu mu? Gerçekten mi? Evet, lütfen. Peki o zaman. Nefis. İşte tam istediğim şey. Aç bakalım ağzını. Sanırım hoşuna gitti. Daha da yiyecek gibi görünüyor. Burada neler oluyor böyle? Ha, bunu yapmamalısın. Neden ki? Peki o zaman. Atıştırmalık zamanı. Benim de karnım acıktı. Evet, düşünmek acıktırır insanı. Sushimi yemeği dört gözle bekliyorum. Sende neler var? Senin yemeğine kıskandım. Benim öyle yemeğim yok. Çok sıkıcı yemeğim var. Ama annem buna sevgisini katmıştır. Ha, büyük hayal kırıklığı. Senin sushi yok mu? Diğerleri neler yiyor? Herkes sushi mi yiyor? Çok nefis taptaze. Bu gerçek olamaz. Bir dakika, buldum. Dürümlerden birini açıp yayıyorum. Evet, bu kesin işe yarayacak. Dürümün üstüne çikolata kremasını koyuyorum. Bu benim en sevdiğim şey. Çikolata kremasını lavaşa yayıyorum ve içine muz koyuyorum. Şimdi bunları sarıp biraz daha çikolata sürüp en üste fındık kırıntıları serpiyoruz. Of, harika görünüyor. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi dürümü dilimlere ayırıyoruz. İşte şu an tam bir sushi gibi görünüyor. O da nedir? Harika görünüyor. Kalemleri çubuk olarak kullanıyorum. Hadi bir deneyelim. Çok etkileyici doğrusu. Of, müthiş. Yok artık. O nasıl yaptı bu çocuk? Ben de ondan istiyorum. Bu sushi'den bıktım. Keşke bende de ondan olsaydı. Çok korkuyorum. Çok ürkütücü bir film. İzleyemeyeceğim. Ama gözlerimi alamıyorum. Bu filmi seyretmek bir hataydı. O da ne? Romantik komedi bir film seçmeliydik. Şaka zamanı. Birazdan çok eğleneceğiz. Ben annemi istiyorum. Of, içeceğim döküldü. Ne? Sen miydin bunu yapan? O çok kötüsün. Tut şunu. Şu an çok kızgınım sana. Biraz eğlenelim demiştim. Bunu hemen telafi etmem gerekiyor. Ve ne yapacağımı biliyorum. Bu pipeti içeceğimize daldırıp ters çeviriyoruz. Şimdi pipeti diğer bardağa daldırıyoruz. Bak, bardağın doluyor. Vay canına, bu nedir böyle? Zil falan mı? Yok, ben akıl ettim. Ver, süpersin. Tam istediğim şey. Sağlığına. Çok korkunç.
Sorun yok, ben yanındayım. Televizyonda ne var acaba? Yok, bu sıkıcı. Aa, bu güzel görünüyor. Hmm, harika bir hamburger. O hamburger karnımı acıktırdı. Bir şeyler yemem lazım. İşte bütün malzemeler hazır. Kendi kendimize atıştırmalık yapalım. Şimdi bir burger ekmeği lazım. İşte burada. Tam ihtiyacım olan şey. Çok sabırsızlanıyorum. Oh, iğrenç. Oh, neredeyse kusacağım. Bu küfleri kazıyabilirim belki. Bir denemeye değer. Yok, olmuyor. Uf, çok fena bir şey. Bütün istediğim lezzetli bir hamburgerdi. Bir dakika buldum. Şimdi sihirbazlık zamanı. Ekmeği şapkamızın içine koyuyoruz. Sonra sihirli sözcükleri söylüyoruz. Abrakadabra. Bir bakalım. Oo, işe yaramamış. Hala iğrenç görünüyor. Tam bir zaman kaybı. Şimdi ne yapacağım ben? Aa, yumurtalar. Belki bunları kullanabilirim. Şunları bir pişireyim. Sonra kabuklarını soyup her birini ikiye bölüyorum. Bunun ardından malzemelerimi ekleyip üstüne susam tohumu serpiştiriyorum. Bir kürdan kullanarak hepsini bir araya getiriyorum. İşte bir sanat eseri. Artık yemeği hak ettim. Hmm, çok güzel kokuyor. Benim şef falan olmam lazım. Bir tadına bakayım. Hmm, nefis. Bir tane daha alacağım. Evet çocuklar. Ah, böyle uzun denklemler bolca beyin gıdası gerektirir. Ben en iyisi şu atıştırmalıklara gömüleyim. Hmm, yemek sesi duydum sandım. Ama sınıfa yiyecek sokmak yasakken biraz zor olabiliyor. Yine de korkma. Sınıfa yiyecek sokmak oldukça kolaydır. Evet çocuklar, bu kısım biraz zor. İyi dinleyin. Matematik biraz yiyecek olsa çok daha iyi olurdu. Ciddiyim. Ama cubur saatim de geçiyor. Evet, en hızlı şekilde sipariş vermek istiyorum. Vay, Justin bize sipariş etti. Hepimize yetecek kadar var. Ha, bu koku da ne? Aa, bir koku almıyoruz hocam. Olabildiğince belli etmemek lazım. Denklem böyle çözülüyor. Sınıfta bir şeyler yemek istiyorsan taktiklerimizi izle. Yaşasın. Mutlu yıllar bana. Şüpheli bir şeyler oluyor, biliyorum. Rahat ol. Hiçbir hoca seni göremez. Hey, bu da ne? Aa, bu akşamki gösterinin duyurusu. Kesinlikle gidiyoruz. Hey, durun bakayım. Bu sınırdan içeriye yiyecek giremez. Gösteriden sonra yersiniz. Dur. Bende bir şey yok ki. Göreceğiz bakalım. Yakalandın. Ben de sıkıntıya girmek istemiyorum. Yürü, devam et hadi. Ah, sanırım bir çözüm bulabilirim. Bu efsane olacak. Önce kollarımızı kıyafetin içinden çıkaralım. Sonra da çantamızı sweatshirtle şöyle kapayalım. Ve hazırız. Tombul yanaklar da işin püf noktası. Bana bak, mükemmel planım hazır. Dur bakalım. Tamam. Şapşal. Ne yedin öyle Gabi? Sadece çantamdı ya. Biraz atıştırmalık. Hey, elinizdekileri paylaşsanıza. İyi haber tez yayılır derler. Gösteri başlamak üzere. Çak. Süreniz dolmak üzere çocuklar. Sadece şu sorunun cevabı kaldı ya. Ha, sonra da şu kalıyor. Ve bitti. Nasıl bu kadar zeki oluyor ya?
İnsan bu kadar odaklanınca acıkıyor tabii. Hızlıca bir şeyler atıştıralım. Hey, ister misin? Hayır. Sen bilirsin. Ay, buradan iğreniyorum. Gebi, izleniyoruz. Ah, alayım şunları. Hayır, onlar benim. Of, izlerken içim kıyıldı. Huzur içinde bir atıştıramıyoruz ya. Gebi, kuralları biliyorsun. İyi de sınıfta acıkırsam ne yapayım? Kurallara uy. Hiç adil değil. Bu cipsler resmen efsane. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl her seferde yakalıyor bu ya? Of, bu çubuklarımı özledim. Bayağı da korkutucu biri. Ay, çok üzgünüm Gebi. Bu iş böyle bitmeyecek. Ne demek istiyorsun? Bir fikrim var. Şöyle bir poşet alalım. Sonra içine abur cuburlarımızı koyalım. Ben şu jelibonlara bayılıyorum. Poşete doldurup ağzını güzelce kapatalım. Sonra da dosyamızı açalım. Plastiği demir halkalarla delelim. Plasörler bu iş için birebir. Ve bitti. Bak. Kağıtmış gibi dümdüz duruyor. Hoca bakıyor mu? İşte fırsat. Yiyecek sokmak işi bir anda kolaylaşıyor. Aa, bana da. Hangi sayfayı yersin? Oo, hepsi çok güzel duruyor. Şu şeritlerden alayım. Oh, leziz. Çocuklar. Gayet usta duruyoruz. Hiçbir şey görmüyorum. Şimdilik. Ucuz atlattık. Bolca tutkal kullanmam lazım. Çok eğlenceli. Acıktım. Tabii ya. Tutkalım. Ne yapıyor bu kız ya? Mis gibi. Gebi. Ölmek falan mı istiyorsun? İster misin? Asla. İyi, hadi bakalım. Neyse, bana daha çok kalır. Tutkal içmiyorum ki şapşal. Boş bir tutkal şişeniz var mı? İçini sabun ve suyla yıkayalım. İyice temizlenmesi gerekiyor. Sonra da içini tatlı bir şeyle dolduralım. Şunun gibi tutkala benzemesi iyi olur. Leziz beyaz çikolata. Bu mükemmel olacak. Ağzına kadar dolduralım. Bence kesinlikle tutkal gibi duruyor. Kapağını da geri takalım. Ve bitti. Tutkal mı? Artık değil. Deneyeyim mi? Çok lezzetli. Daha çok istiyorum. Mükemmel. Justin, ver şunu geri. Hadi ama o benim. Evim, güzel evim. Bir dakika. Bunun burada ne işi var? Aman neyse. Muzum yenilensin lütfen. Oo, muhteşem. Evet. Denemek istiyorum. Sakıncası var mı? Buyur dene. İnanılmaz. Peki, bende ne var?
Aa, hiç mücevher yok mu? Olsun. Ben buna değmem. Yazık, senin için üzücü bir gün. Çok yoksulsun. Aa! Burası da neresi? Aa, muhteşem. Hey, sen değil, önce ben açacağım. Wow! Aa, bu çok güzel. Yüzüme uygun bir çerçeve. Sence de öyle değil mi? Böyle çok daha iyi oldu. Vay canına. Biliyorum. Bu bir tatlı şaheseri. Hepsi benim. Aha, harikaymış. Paylaşmak ister miydin? En iyisi benimkini açayım. Aa, işte bu. Şunu görüyor musun? Ne? Bu şey kaya gibi sert. Nasıl yani? Bir dakika bekle. Biraz dirsek gücü gerekecek. Güzel. Teşekkürler taş gibi donat. Şahane. Bu şey gerçekten işe yarıyor. Wow. Pekala. Önce ben başlayabilir miyim? Ha, sağlığına. Şimdi seninkini aç. Tamam. Hadi yapalım. Ha, içecek yok mu? Ha, nasıl yani? Çok komik bir şey. Çöl gibi kupkuru. Evet. Bu kesinlikle kabul edilemez. İşte geliyor. Buraya. Tam da ihtiyacım olan şey. Aa, bu çılgıncaydı. Tamam, yapmam gereken işler var. Peki ya gizli malzemem ne? Tabii ki altın. Şunun güzelliğine bak. İhtiyacım olan tek şey birazcık ışıltı. Ama ben azla yetinemem. Büyük oynamazsan kaybedersin. Muhteşem. Şimdi sıra en sevdiğim gazozda. Çok. Öş, ışıltıların hareketine bak. Bu sanki içilebilen bir sanat. Geriye yapılacak pek bir şey kaldı. Sağlığına. Bu gerçekten müthiş. Elime sağlık. Afiyet olsun bana. Aa, olamaz. Şunu bir tık daha yükseltmeliyim. Ha? Bu da kim? Alo? En iyisi elimi çabuk tutmalıyım. Bunun için sadece birkaç uzun pipet gerekiyor. Onları birbirine takıyorum. Şimdi küçük bir yudum alalım. Gerçekten iyiymiş bu. Vay canına, biraz daha istiyorum. Bu şeye doyamıyorum. Cevap vermiyor bir türlü. Her neyse. İçeceğim nerede? Sen ne yaptın? Galiba bir peçeteye ihtiyacın var. Hayır, ben yapmadım. Son anda yakalandım ya. İşte köpeklerden bu yüzden korkuyorum. Bir de. Bir tabak daha mı? Önce kim açıyor? Evet, kağıt taşı yener. Önce ben. Ne kadar çok altın üzüm var. Umarım lezzetlidirler. Nefis. Sulu sulu ve çok tatlı. Dudaklarına bak. Dudakları mı? Çok fazla altın tozu var. Bunu da iyi bir şekilde kullanabilirim. Işıltı her zaman lazım olur. Bunun fazlası olmaz. Öyle değil mi? Biliyorum, harika görünüyorum. Hayır. Olamaz. Tamam, benimki o. Burada bir sürü böcek var. Şimdi bu üzümleri yiyemem ki. İğrenç. Buldum. Bu böcekler hayatımı mahvetmeyecek. Kontrolü ele alıyorum. Bol bol tuz. İçine girin bakalım. Şu kire bak. Bak şimdi tertemiz oldu. Böcek de kalmadı. İşe yaradığı sürece benimkinden ister misin? Hayır, kendi üzümümü yiyeceğim. Hadi ama. Burada yiyecek bir şeyler olmalı. Küçücük bir çikolata parçası bile olur. Ne gün ama. Orada neler oluyor? Hiçbir şey yok. Çok acıktım. Gerçekten yemeğe ihtiyacım var. Bu hiç hoş bir görüntü değil. Hey, buraya gel. Ne var? Otursana şuraya. Hadi rahatına bak. Tamam, peki. Bir soru mu var? Elindekine bakayım. Benim. Çünkü önce ben buldum. Sakin ol çocuğum. Çöpünü istemiyorum. O kesinlikle sende kalabilir.
Ah, çok tuhaf. Bunu halletmem lazım. Tam da buna uygun bir şeyim var. Şuna sıradan bir bak. Eski bir şapka. Hadi o şeyi dostun içine koy. Devam et, sorun yok. Emin misin? Bir deneyeceğim. Ah, buna inanamıyorum. Sihirbazlık numarasına benziyor. Hmm, çok lezzetli. Beğeneceğini biliyordum. Kakayı da içine koyabilir miyim? Bunu yapacağım. Bakın bir şey oldu. Ha, bu çok havalı. Kaka şekerlemeye dönüştü. Hmm, çok lezzetli. Bu hayatımın en güzel günü. Beğendiğine sevindim. Aa, bir şey daha var. Buz saçan. Başlıyoruz. Ne olacağını merak ediyorum. Hmm, tatlı mı tatlı bir çikolata. Aa, bekle. Bu bir altın bilet. Vay canına, ha bugün benim şanslı günüm. Bir dakika, yoksa sen? Willy Wonka'yım. Tanıştığıma memnun oldum. Gidelim mi? Bana uyar. Keşke ödevim olmasaydı. Ama bunun yapılması gerekiyor. Hmm, bir düşüneyim. Ah evet, bunu biliyorum. İyi gidiyor. Merhaba Mindy. Vay canına, atıştırmalıklar. Versene. Kendin al. En sevdiklerinden getirdim. Sen harikasın. Güzelim şekerlemeler. Of, çok acıdı. Ah, hayır, şeker demem. Ah, böyle olmaz. Sana yardım edeyim. Bunu dört gözle bekliyordum. Niye böyle olmak zorunda ki? Şansım hiç yaver gitmiyor. Çok sinir bozucu. Of, ağlama canım artık. Sen onu bana bırak. Oh, ne yapacağımı buldum. Bir kaba ihtiyacım var. Bir de bir paket şekerlemeye. Hmm, bu nefis görünüyor. Şekerlemeleri ambalajından çıkarıyorum. Onları renklerine göre ayırıyorum. Bu kaba koyuyorum. Sonra onları eritiyorum. Hmm, çok akışkan görünüyor. Ve lezzetli. Tamam, işine odaklan. Bir lollipop çubuğunu kalıba koyuyorum. Erimiş şekerlemeyi üzerine dökeceğim. Sonra onu soğumaya bırakacağım. Artık kalıptan çıkarabilirim. Şimdi bir zincire ihtiyacım var. Zinciri lollipop'a takıyorum. Bu bir lollipop kolye. Jöle ayıcı küpeler bile yaptım. Al bakalım Mindy. Oh, bu da ne? Bunu benim için mi yaptın? İnanılmaz. Sana çok yakıştı canım. Onlara bayıldım. Ama hala şekerlemem yok. Ah, üzülme. Ben Willy Wonka'yı unuttun mu? Yanımda her zaman şekerleme bulunur. Bunlar senin için. Aa, harika. Bugün gittikçe daha güzelleşiyor. Çok teşekkürler. Aa, gaz olsun. Bu mükemmel. Galiba ben de bir tane alacağım. Takı yapmak insanı susatıyor. Ah, ne gündü ama. Okul çok zordu. Hmm, sanırım bir şeyler atıştıracağım. Ama çok fazla seçenek var. Ah, bir lollipop alacağım. Bu iyi görünüyor. Lezzetli olacağına eminim. Paketini açayım. Aa, bu olması gerekenden daha zor. En iyisi dişimle koparayım. Hadi ama işe yaramıyor. Uf, farklı bir yaklaşım deneyeceğim. Onu keseceğim. Bu işimi görecektir. Şaka mı yapıyorsun? Bu iş artık kişiselleşti. Tek istediğim nefis bir lollipoptu. Ben bir karate ustasıyım. Saldır! Al bakalım. Bunu da al. Demek sert birisin ha? Sana gününü göstereceğim. Bam, işte bitirici hamle geliyor. Ben buna dans eden Lotus diyorum. Pes ediyor musun? Hayır, bu olamaz. Daha endüstriyel bir şey denemeliyim. Kıpırdama. Ha? O da ne? Ne yapıyorsun? Kenara çekil. Her şey kontrol altında. Tamam, kolaysa sen aç. Buyur. Aslında bayağı kolay. Sadece bir kez büküyorsun. İşte sanırım bu senin. Aa, harika. Sen yapınca çok basit görünüyor. Bir deneyeceğim. Tut ve çevir. Şuna bak. Aa, başardım. İki kat lollipop, iki kat lezzet. Sen olmasan ben ne yapardım? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Şimdi keyfimize bakalım. Bunu hak ettim. Baloncuklar gıdıklıyor. Oh, çok sinir bozucu. Sonunda başarmaya çok yakınım. Ama bu formülü hiç çözemeyecekmişim gibi geliyor. Oh, tekrar çizim tahtasına döneyim. Hadi düşün. Cevap ne olabilir?
Bahse girerim, böyle bir şey hiç Newton'un başına gelmemiştir ne? Az evvel ne oldu? Bu bir işaret. Newton benimle iletişime geçmeye çalışıyor. Hadi bana sırlarını anlat. Aa, üzgünüm. Pardon, bu benim atıştırmalığım da. Ne? Bu gökten düşerken kafama çarptı ama. Ne? Gerçekten mi? Bunu kullanmaya çalışıyordum, elimden kaydı. Ama ihtiyacım olan şey aslında bu. Şuraya tutuyorum, sonra elmayı buraya koyuyorum. Bu kolu çevirdiğimde elmanın kabuklarını soyuyor. Çok kolay. Çok etkileyici değil mi? Hatta elmayı böyle spiral şekilde de kesebiliyor. Buldum. Cevap tam karşımda. Hey Bilgin, şuna bak. Bakayım. Çok inanılmaz bir şey bu. Bu akla iyi gelen bir atıştırmalık. Ama o benimdi. Hepsini yedin. Peki sen ne yapıyorsun? Bir dakika, işte çözüm şöyle. Küpünü değil de karesini alman lazım. Tabii ya. Çok güzel. Kocaman bir çikolata. Ve onun hepsi benim. Çok güzel. Ama nedense biraz sert. Bu da nedir? Bu yeni bir tat mı acaba? Bir dakika, bunun içinde bir şey var. Bu altın bir bilet. Yok artık, bunun sadece filmlerde olduğunu sanırdım. Anne! Bir dakika, neler oluyor? Aman ne güzel, elbisem kirlendi. Vay canına, ben neredeyim? Bu çok inanılmaz. Selamlar, biz de seni bekliyorduk. Vay canına, bu bayağı ürkütücü bir çikolatacı. Ben yaptığınız şeylerin büyük hayranıyım. Evet, bunu sıklıkla duyuyorum. Aa, benim bir altın biletim var. Evet, ama ona ihtiyacımız yok. Özellikle de kenarından ısırık alınmışlardan. Hadi o zaman. İşte bunlar bizim atölyelerimiz. Uf, çikolatanın sihri burada oluşturuluyor. Vay canına. Hadi bana yetişmeye çalış. Bu çok inanılmaz. Hey, beni bekle. Şşt, çalışanların bütün dikkatini çikolatalara vermesi lazım. Aha, tabii ki. Ve bu da benim ofisim. Ben bu harika lezzetli çikolataları burada yaratıyorum. Görebileceğin gibi burada türlü türlü çikolata var. Bir saniye. Biraz çikolata ister misin? Buna ne dersin? Oh, hem de nasıl? Yoksa bu mu? Evet, lütfen. Bir fikrim var. Şurada biraz yer açayım. Bu muza bir ahşap şiş geçireceğim. Ama etrafı kirletmemek için bana bir tabak lazım. Şimdi bunun üstüne çikolata döküyorum. Muzu tamamen bununla kaplayacağım. Güzel görünüyor. Çikolata sertleşmeden üstüne süslerini dökeceğim. Yani leziz tatlılar. Artık içinden seçebileceğin bir sürü tat var. Hadi birini dene. Çok sabırsızlanıyorum. Çok hoşuma gidecek kesin. Vay canına, siz bir şekerleme dahisisiniz. Bana bilmediğim bir şey söyle ama şimdi gitmen gerekiyor. Ne? Ama ben burada kalmak istiyorum. Üzgünüm, yapacak işlerim var. Hayır, yapma. Ne? Demek hepsi rüyaymış. Bu kafamdaki de nedir? Bir dakika. Yoksa orası gerçek miydi? Şşt, bu bizim küçük sırrımız. Ay canına, çok gerildim. Ama bir türlü gözümü ayıramıyorum. Of, cipsim bitmiş. Sorun yok, daha başka abur cuburlarım var. Film izlemek beni çok acıktırıyor. Sanki bir şeyi unuttum gibi geliyor. Bir dakika, okula geç kaldım. Hemen giysem iyi olacak. Hemen kotumu ayağıma geçireyim. Of, neden üstüme olmuyor? Bu hiç iyi değil. Hadi ama, lütfen ol üstüme. O kadar da çok yemedim. Hiç işe yaramıyor. Bu bir felaket. Eyvah. Çok sıkarım. Aman neyse. Laf olamaz. Lütfen öyle bir şey olmamış olsun. Olamaz. Çok üzgünüm. Mickey, neyin var? Ne oldu? Kotum üstüme olmuyor. Konu bu mu yani? Büyük bir sorun değil. Belki sana yardım edebilirim. Hadi beraberce biraz terleyelim. Bununla başlayalım. İşte olay bu. Harika gidiyorsun. Mickey, bunu benimle yaptığın için çok sağ ol. Ama bayağı zorlu bir iş.
Sen ciddi misin? Şunu denemeye ne dersin? Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dakika. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Bu elmayı ikiye bölüyorum. Sonra üstüne meyveler ekliyorum. Son olarak üstüne elmanın geri kalanını koyuyorum. Mickey, sana meyve burger yaptım. Burger mi dedin sen? Hadi ama şunu bir dene. Of, peki. Bir deneyeyim. Lezzetliymiş. Ve bunun aksine sağlıklı da. Daha var mı? Bir dakika. Çok geç kaldım. Pardon, kotumu düğmelemeyi unutmuşum. Vay canına, tam oldu. Güzel görünüyor. Ben gitsem iyi olacak. Gördün mü? Meyve o kadar da kötü bir şey değilmiş. Ah, nihayet evimdeyim. Ne atıştı ama. O da ne? İşte oldu tatlım. Burada neler olmuş? Mickey, merak etme. Baban burada. Mickey, tatlım, konuş benimle. Baba, olamaz. Merhaba baba. Burada neler oldu? Karpuz çok güzeldi. Karpuz mu yiyordun? Of, burada bekle. Tam buna göre bir şey var bende. İşte bize lazım olan şey bu. Bu her şeyi halledecek. İnan bana. Karpuzu ikiye böl. Sonra bu akıllı aleti meyvenin üstünden geçir. Bu şey karpuzu lokma boyutunda parçalara ayırıyor. Ve ortalıkta hiç kirlenmiyor. İşte sana bir kase dolusu karpuz. Bak ne yaptım. Umarım hoşuna gider. Bu benim için mi? Sağ ol baba. Karpuza bayılıyorum. Çok sulu. İşte benim kızım. Ne? Hepsini hemen bitirdin mi? Ne diyebilirim ki? Karpuz alışkanlığım var. Ama bundan hiç utanmıyorum. Sanırım kesmeye devam etsem iyi olacak. Hemen dönerim. Teşekkürler baba. Sen babaların kralısın. Hadi uyan. Ne var? Bir şey mi oldu? Karnım acıktı. Bir şeyler yemem lazım. Yani sonuçta iki can besliyorum. Sorun yok canım. Hemen dönerim. Sadece uyumak istiyorum. Pekala şimdi düşün. Şöyle güzel sağlıklı bir meyve tabağı işimizi görür. Harika oldu. Sanırım hepsi bu. Bak sana ne getirdim. Umarım hoşuna gider. Yok. Bunu istemedim. Gerçekten mi? Peki bir dakika. Buna ne dersin? Yok istemem. Şekerleme? Pasta? Yok istemem. Mutfaktaki her şeyi buraya taşıdım. Aa, vay canına. Hayır teşekkürler. Ne bunu istersin artık? Yok artık. Sen ciddi misin Alex? Evdeki her şey buydu ama. Ama. Bunların hiçbirini istemiyorum. Sorun yok. Bir şeyler düşünürüm yine. Bu bir kabus. Ben şimdi ne yapacağım? Bir saniye. Buldum. Bu portakalı kullanabilirim. Ve bunun yanında şu boş şişeye ihtiyacım var. Şişeyi üst kısmından kesiyorum. Sonra portakalı içine koyuyorum. Ve içine kivi ve daha fazla portakal ekliyorum. Şimdi sıra yoğurtta. Meyvelerin üstünü bununla kaplayacağım. Şişeyi en üste kadar dolduruyorum. Mükemmel. Sonra bunu donduracağım. Sanırım yeterince zaman geçti. Şimdi bunu şişeden çıkarmam gerek. Kolay oldu. Şimdi bunu dilimlere ayıralım. Soğukmuş. Ama buna değdi. Şimdi bunu Mickey'e götürsem iyi olacak. Niye bu kadar uzun sürdü? Buna şaşıracak. Peki, bir tadayım. Öyle mi? Çok mutlu oldum. Bu çok güzel görünüyor. Bu tam istediğim şey. Çok nefis görünüyor. Vay canına Alex. Tadı da nefis. Bunu kesinlikle tekrar yapabilirsin. Alex, nereye kayboldun? Ay o zaman hepsi bana kaldı. Babamız çok zeki değil mi bebeğim? Nihayet ders bitti.
Hadi gidelim buradan. Hey Sunny, bekle. Sana bir şey göstermek istiyorum. Parayı kapmaya çalış ama şişeyi düşürmemelisin. Bunu yapabilirsen para senin olur. Anlaştık. Bunu bir düşüneyim. Belki onu böyle çekersem. Gerçekten mi? Bu büyük planın mıydı? Sadece bir alıştırmaydı. Bunu yapabilirim. Sana göstereyim. Çok basit. Şunu izle. Büyücü müsün sen? Bu benim. Bende de bazı numaralar var. Bu oyunu iki kişi oynayabilir. Bunu görmek isteyeceksin. O da nedir? CD delikten geçirmeye çalış. Of, bu kolay. Kağıdı yırtmamalısın ama. Bu imkansız. Bunu yapmanın imkanı yok. Demek vazgeçiyorsun. Bunu yapamazsın. Bu köşeyi böyle çekiyorum. Ne? Nasıl? Galiba bu bir doğal yetenek. Tamam, gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Dur, gitme. Bunu görmen gerek. Şu boyalara bak. Rengarenk. Aslında onları yemek istiyorum. Hayır Alex, sakın yapma. Sorun değil, ben bu işin ustasıyım. Bana şans dile. Alex, delirdin mi sen? Sarının tadı harika. Bunu yaptığına inanamıyorum. Sorun yok, paniğe kapılma. Bu sadece bir şaka. Bunlar gerçek boya değil ki. Sana göstereyim. Şekerlemeleri bir buz kalıbına koyuyorum. Sonra bölmeleri suyla dolduruyorum. Bunu yaptıktan sonra onları karıştırabilirim. Bir boya fırçasıyla karıştırıyorum. Su şekerlerin kaplamalarını çözüyor. Sonra da dondurabilirim. Bir denesene. Çok lezzetli. Haklısın. Burada neler oluyor? Onlar boya mı yiyorlar? Seni bu konuda uyarmıştım. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Ter dökme vakti geldi. İyice esnedim. Fakat önce biraz atıştırmalık. Enerji seviyemi yüksek tutmalıyım. Marshmallow'a bayılıyorum. Yavaş ol bakalım. Daha aşağı. Yapamıyorum. Bundan nefret ediyorum. Acı yoksa kazanç da yok. Hadi durma. Bekle bir saniye. Bu da ne? Ver şunları bana. Onlara ihtiyacım vardı. O kadar da kötü değil. Buna alışabilirim. Aferin sana. Etkilendim. Fark ettirmeden bir yudum gazoz içeyim. Baloncuklar dilimi gıdıklıyor. Bunu görebildiğimi biliyorsun değil mi? Ver onu bana. Az kalsın bitiriyordum. Alex, neredesin? Nasıl yani? Selam, göründüğü gibi değil. Şaka mı yapıyorsun? Sadece şekerlemeleri seviyorum. Ne yapacağını biliyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Tamam, bu işi bitirelim. Cipsleri de ver. Çok kötü olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Ben her zaman hazırlıklıyımdır. Dolabımda bazı güzellikler var. Bir dakika, tam buradaydılar. Bu mümkün değil. İşte buradalar. Şerit şekerlemeler. Şerit şekerlemeler en sevdiğim. Bir dakika, öğretmen ortalarda yok değil mi? Bunları saklamam gerek. Peki, hayır. Onları cebime koyacağım. Bekle, bu şortun cebi yok ki. Ama pes etmeyeceğim. Yanmayı hisset. Güzel form tutuyorsun Alex. Beni etkiledin. Üstelik hiç şekerleme görmüyorum. Onları saklamıyorsun değil mi? Bulacağımı biliyorsun çünkü. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Eminim anlamıyorsundur. Sadece antrenman yapmaya çalışıyorum. Tamam, galiba sözümü dinledin. Şortun güzelmiş, çok şık. Bu eski bir şey. Teşekkürler, onu seviyorum. Bayağı sıkı çalıştım. Sanırım bir ödül hak ettim. Nefis şekerli bir ödül. Kesinlikle buna değdi. Bu hafta çılgınca geçti. Kesinlikle bir pizza gecesini hak ettik. İyi ki büyük boy aldık. Şu erimiş peynire bak. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi yiyelim. Hiç güzel kesememişler. Of! Tek istediğim bir dilim almak. Bu çok saçma. Bir fikrim var. Pizzayı yalamama ramak kaldı. Bunu kendi başımıza halletmenin zamanı geldi. Bıçak kesmiyor.
Düşündüğüm kadar keskin değilmiş. Çekelim, koparalım. Pizzam! Of, olamaz. Aklımdaki pizza malzemesi kuru mama değildi. Bu çok iğrenç. Kıtır kıtır bir pizza istersen başka tabii. Hayır, bunu asla yemem. Bir saniye bekle. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bir kutu ton balığı al ve kapağını çıkar. Elektrikli matkapla kapağın ortasında delik aç. Daha sonra metal bir cetvel al. Delikleri hizala ve metal bir vida ile sabitle. Güzelce ve sıkıca bağlanana kadar vidayı elinle çevir. Bir vida somunu al ve bunu vidayı sabitlemek için tak. Güzel. Sonraki adım ne? İşte bir pizza kesicin oldu. Düzgün kesmek diye buna derim. Pizzacılardan bile güzel kestim. Çabuk soğuyor. Çok güzel kokuyor. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. Kesme dahileri yine başardı. Hadi sağ git. Yenilmek üzeresiniz. Hayır. Evet. İşte bitti. Benimki de bitmek üzere. Bir tane daha mı var? İyi olan kazansın. Hadi bakalım. İkimiz de istiyoruz. Pekala. İlk adımı kim atacak? Ne kadar gergin bir ortam. Hadi ama bırak. Şeker önce ben gördüm. Ver bana dedim. Cesedimi çiğnersin. Yapabiliriz. Bunu ayarlayabilirim. İnanamıyorum, kazandım. Ama bu haksızlık. Aynı görüşte değilim. Şekersiz kaldım. Ne kötü bir cumartesi akşamı ama. Keşke bunu değiştirebilseydim. Aslında belki de değiştirebilirim. Mutfak becerilerimi konuşturmam yeter. Hadi yapalım bakalım. Bir kaseyi gazoza doldur. Daha sonra birkaç damla gıda boyası dök. Rengin dağılması için karıştır. İşte böyle güzelce karıştır. Güzel. Sıra jelatine geldi. Bütün paketi dökünce jelatini emmesi için karıştır. Bu kıvama gelince buzdolabına gitmeye hazır demektir. Bir buz kalıbı al ve karışımı her göze koy. İşte oldu. Kapağı kapat ve kalanını şırıngayla doldur. Bu sayede top şeklinde olacaklar. Evet, hepsini boşalt. Buzdolabında biraz vakit geçirdikten sonra böyle görünecekler. Bir sonraki adım küçük jöle lollipoplar gibiler. Hadi ama. Lizzie bunları görene kadar bekle. Şekerin güzel mi? Ben de kendiminkini yapmaya karar verdim. Benimki bitti zaten. Olmaz. Of, hep patronluk taslıyor. Lollipop zamanı. Güzel görünüyor değil mi? Tadı daha da güzel. Çok güzel bir aşçıyım. Gösteriş meraklısı. Ha, hesap mı? Ah, bu kadar yeterli olur herhalde. Nakit para kokusu alıyorum. Bana asıl bu lazım zaten. Hey, o kıza hesabı ödememiş. Ah, inanılmaz ya. Hemen yetkilileri çağıracağım.
Eğlence bitti hanımlar. Bizimle geliyorsunuz. Bu yemek mi yani? Bana gerçek yemek lazım. Bu gece mesaileri de hiç kolay olmuyor. Daha mesainin yarısı geçti. Bu sayede biraz kesecek zamanım olur ha. Atıştırmalık operasyonu başlamıştır. Bu kız bu akşam yiyeceklerine kavuşacak. Umarım çikolata seviyordur. Kedi gibi hızlı. Gardiyan neredeyse uykuya daldı. Kötü rüyalar ha? Dikkat. Bu poteye et geçti. İkinci bacak. Amanın. Nereye saklansam? Bunu yapabilirim. Bayağı yer varmış aslında. Orada ne oldu ya? Sanırım bir şeyler duydum. Fareymiş. Yine uyuklayayım bari. İçerideyim. Bu burada ne kadar kalmış ya? Öbür ucuna ulaştım. Örümcek ağı. Aslında buranın iyice bir temizlenmesi lazım. Kim var orada? Benim. Gabi? Kusura bakma. Hediyeler getirdim. Hepsi bana mı? Hadi kutlama yapalım ha. Şekerleri o kadar özlemişim ki. Artık özlemene gerek kalmadı. Mesaj yazmayı çok özledim. Ama şimdilik bununla idare edeceğim. İyi yolculuklar. Nasıl da gidiyor? Burası berbat kokuyor. Yakaladım. Bakalım ne? Hamburger, dua edenler, ünlem işareti. Mesaj alınmıştır. Bunu elimde taşıyamam. İyice saklamak önemli. Neyse ki uzun saçlarım var. Oldu. Hatta çok da hoş oldu. Hadi bakalım. Nerede bu? Nihayet geldi. Hepsi burada, anladın mı? Normalde yiyecekten saçın çıksa yakınırsın. Lezzetli. Bitiyor mu? Hadi. Selam çikolatalı parmaklar. Sanırım hepsi bitti. Parmak yalamak güzeldir. Öyle değil mi? Ben kapatmalıyım. Ziyarete geldim. Dur bakalım. İçinde ne var? Ne keskin dişleri varmış. Geç hadi geç. Yakınımda durmasını hiç istemiyorum. Selam canım. Acıktın mı? Bu korkunç yüz seni aldatmasın. Bak. Tatlı bir film. Amma gürültü çıkarıyor. Olamaz, yakalanacağım. Kabını bırakmalıyım. Geliyor mu? Durun bakalım. Bir saniye, makyajımı tamamlamalıyım. Tamam, şimdi hazırım. Bakalım hele. Ama tanrım, neredeyse gecikiyordum. Makyaj malzemem varmış. Biraz alabilir miyim lütfen? Çok da aldım. Hayır, kusura bakma. Sana bunu veremem. Ne tuhaf bir arkadaşlık. Beni nasıl bu halde bırakabilirsin? Ver şunu. Cidden mi? Sadece biraz yardım istedim. Bu neye boyamıyor? Sanırım bu farlar. Şimdi anladım.
O kız farlarımı yaladı. Geçin hadi. İğrenç ya. Şekerlemeleri makyaj malzemesi gibi gösterdiğine inanamıyorum. Evet, bu onları gizlice sokmanın kolay bir yolu. Ay, çok iyi. Kulüp şimdi daha da güzelleşti. Hey, yiyeceğe izin yok. Hadi onu atınca tekrar gelirsin. Pekala, bakalım siz ne saklıyorsunuz? Oh, şekerlerimi bulmasına izin veremem. Hey, kolyesi bana iyi bir fikir verdi. Evet, bence bu gayet iyi işe yarayacak. Ve işte hava atabileceğim yeni bir takım var. Bakalım burada ne varmış? Sizde sorun yok, geçin. Yaşasın, içeri girebildim. Şimdi ufak bir ısırık alayım. Demin kolyesini mi yedi o? Sen de gördün değil mi? Hey, takını bizimle paylaşır mısın? Ha, tabii ki, buyurun. Oo, teşekkürler, bu harika. Oh, ne yakışıklı. Durun bakalım, kurallarımıza göre yiyecek içecek yasak. İçeri girmeden üstünüzü aramalıyım. Hey, bu da ne? Pekala, girebilirsiniz. Sıradaki... Şekerlerimi alacak. Bir dakika. Sakallı savaşçı. İşte çözüm bu. Bir takma sakal gerek ve tabii sıcak silikon. Gülen yüz şeklinde silikon çekiyorum. Sonra bir parça kumaş ekliyorum. Bir cep yaptım. Şeker saklamak için ideal. Bugüne kadarki en iyi fikirlerimden biri. Sakal takıldı, şeker saklandı. Kulübe girebilirim. Durun bir saniye. Aman tanrım, bu sakallı savaşçı. Buyurun. Hey, tamam, kulübe girebildim. Hey, güzel sakal. Öyle mi? Üstelik şekerleri saklıyor. Yok artık. Bu çok havalı. Biraz alabilir miyim? Tabii, neden olmasın. Hey kanka, kız arkadaşıma şeker vermeyi kes. Aa, pardon, sen de ister misin? Oo, tabii kanka. Oo, şeker beni dayak yemekten kurtardı. Giriş burada. Durun bakalım. Yiyeceklerinizi ve suyunuzu verin. Çantanıza da bakayım. Ah, olamaz. Yiyecek araması yapılıyor. Ne yapsam? Hey, tokaları aklıma iyi bir fikir getirdi. Bu kesinlikle işime yarayacak. Hadi bakalım, jelibon kalpler tokalarımın üstüne. Pekala, sırada siz varsınız. Bir bakayım hele. Tamamdır, girebilirsiniz. Girdim ve bir şeyler atıştırabilirim. Hey, sen de alır mısın? Oh, çok teşekkürler, çok naziksin. Pekala, burada yalnızım. Tekrar daireyi seçeceğim. Bakalım ne gelmiş. İşte geliyor. Selam. Pekala. Sanırım bu sefer üçgeni deneyeceğim. Hey, dur bir dakika. Bu hala burada. Hadi birlikte bir tane seçelim. Bir, iki, üç, kare. Bak, bir tane daha geldi. Hey, bunu ben açayım. Aman tanrım, şu müthiş kare şekilli pastaya bak. Hey, şimdi seninkini aç. Bakalım sana ne gelmiş. Ah, peki, hadi bakalım. Aman tanrım, kat kat silindir pasta. Bu çok güzel. Bir dakika, bu ne ya? Bana sadece bir dilim pasta mı geldi? Yani evet, bu bir üçgen ama. Bir dakika, o da ne? Süre mi başladı? Aman tanrım, hemen başlamalıyım. Ben yumuluyorum.
yanlardan da ısırmalıyım bence. Amanın ha, çok saçma görünüyorsun. Sadık kaşığıma geri döndüm. Şimdi tek dilim pastamı yiyeyim. Hmm, çok güzel kokuyor, taptaze. Pekala, ellerimi kullanmam lazım. Biraz tadayım. Tek seferde fazla yemeyeyim, böylece tadını daha iyi çıkarabilirim. Zamanında yetiştirmeliyim, devam etmeliyim. Son katmana geldim. Bu leziz pastanın son lokmasına geldim. Vay canına, pasta gerçekten müthişti. Acayip doydum, son bir lokma. Ha, bu kadar yeter, daha fazla yiyemeyeceğim. Ha, şu haline bak. Çok fazla pasta yemişsin. Yo yo yo. Burada iyi misin, pardon? Hey, sanırım öbür pastayı deneyebilirim. Ellerimi kullanmadan yiyeceğim. Vay canına, bu çok eğlenceli. Oo, bu sefer ben de kare seçeceğim. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım ne gelmiş. Bir dakika, bu da ne? Bir tabak dolusu limon mu geldi? Bunu denediğime pişman olacağımı biliyorum. Amanın, çok ekşi. Ay, umarım bana daha iyi bir şey gelmiştir. Oh, küp şeker, ne kadar eğlenceli. Biraz gıda boyası ekleyeceğim. Boyanın üzerinde yayılmasına bayılıyorum. İşte böyle, hepsi boyandı. Ay canına, ne kadar güzeller. Pekala, küplerden birini tatma zamanı. Bak, dilim boyandı. Aa, bu aklıma harika bir fikir getirdi. Şu küp şekerleri ödünç alayım. Onu limonun üstüne ufalıyorum. Ekşi meyveyi leziz şekerle kaplıyorum. Bak işte, ne kadar renkli oldu şimdi. Vay canına, bu haline bayıldım. Pekala, şimdi tekrar tadayım. Böyle çok daha iyi. Evet, ben üçgeni seçiyorum. Ben tekrar kare seçtim. Oo, şuna bak, aynen dalacağım. Kim üçgenler bu kadar leziz olur derdi ki? Bu tabağı temizlemeliyim. Çok iyi. Wasabi sosu mu? Öf. Peki, sanırım bir denemeliyim. Hadi bakalım. Aman tanrım. Aman tanrım, oh, çok acı. Ah, ağzım yanıyor, imdat, yardım edin. Tamam tamam, bende bu var. O kadar acı ki gözlerim bulandı, kurtar beni. Hayır hayır, dur, onu alma. Bir dakika, ne? Seni kurtaracağım işte. Of, seni sıklam ettim. Amanın, sağ ol, çok işe yaradı. Bunu mu seçsem ya da... Of ya, seç birini işte. İşte daire. Ben de tekrar üçgen seçeceğim. Aa, olamaz. Kokulu roquefort peyniri. Bakalım bende ne varmış. Ha? Bütün bir çiğ soğanlı. Of, kokusu geldi bile. Çok güçlü. Bütün oda koktu. Bu mandalı kullanmam gerek. Pekala, bir deneyelim hele. Bakalım işe yarıyor mu? Hayır, işe yaramıyor, hem de hiç. Daha fazla mandal lazım. Tamam, şimdi oldu. Hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Hey, fena değil. Kokusu gelmeyince tadı fena olmuyor. Belki de burnumu şöyle tutsam. Sıramı salmak için bir ısırık alacağım sadece. Of, çok da sertmiş. Niye hep beni ağlatan yiyecekleri seçiyorum? Wasabi yetmedi mi? İşte bitti. Bu koku da ne? Ah, anladım. Ağzın soğan kokuyor. Ama en azından bu durumu düzeltebilirim. Amanın, o sakız mı? Resmen hayatımı kurtardın. Biraz daha ve tamam. Tamam, şimdi iyiyim. Bütün rüdüğü çiğnediğine inanamıyorum. Neyse. Evde mısır gevreği olduğunu bilmiyordum. Hey! Kim boş kutuyu böylece bırakır ki? Hmm, kim bıraktıysa aynı zamanda arkasında bir sürü kırıntı bırakmış. Daha doğrusu iz bırakmış. Bu işin kökenine ineceğim. Hala devam mı ediyor?
Lizzie, ne giydin öyle? Mısır gevreği. Hop, şunu koyayım. Mısır gevreği bazen her yerime batırıyor. Çok susadım. Sıra tuzlu bir şey yemeye geldi. Bana bir açıklama yapacak mısın artık? Teşekkürler. Sadece tembel hayatı yaşıyorum. İzle ve öğren. Selam Brian. Selam. Parti hazırlıklarına yardım etmek ister misin? Neden olmasın? Vay canına. Biraz başım dönmeye başladı. Hayır. Buraya gel. Bunu şişirmek imkansız. Birileri parti modunda değil galiba. Balonu bulmaya çalışacağım. Ne zamandır burada duruyor acaba? Aa, bu da buradaymış. Aa. Canına şuna bir bak. Of, bu benden de büyük. Sana serenat yapmamı ister misin? Alıştırma yapsam iyi olur. Sirkenin burada ne işi var ya? Ve karbonatın? Çok garip. İşte burada. Hadi devam edelim. Of, çok yoruldum. Biraz şeker takviyesine ihtiyacım var. Hey, deney yapmak ister misin? Boş bir şişe al ve içine huni ile karbonat dök. Bu kadar yeter. Daha sonra biraz da sirke ekle. Kalan karbonatı da dök. Sonra şişeyi yarısına kadar doldur. Balonu şişeye geçir. Ve işte bu şekilde. Yardımcın oldu. Sonra zaman gelince balonu çıkar. Vay canına. Nefesini neden boşa harcıyorsun ki? Bu uzun süre dayanıyor. İşte şimdi partiye hazırız. Ben kazanacağım. Patlamış mısırı ver. Harika. Hayır. Senin koca ağzın yüzünden. Ezik. Hey, ne yapıyorsun? Of, bu berbat bir his. Ama en azından kolayca alabiliyorum. Hatta neden işimi daha da kolaylaştırmayayım ki? Kollarını çıkarıp ters giyerim ve elimi sürmeden yiyebilirim. Bu çok zekice. İşte akıllıca oyun oynamak diye buna derim. Atıştırmalık yemek için duraksamama gerek kalmıyor. Bu gerçekten de mükemmel. Ne izliyorsun Brian? Şşt, maç var. Tamam. Ama ben daha çok yiyecek bir şeylerle ilgileniyorum. Yiyecek güzel şeyler var mı? Bingo. Mısır gevreğine hiçbir zaman hayır demem. Şimdi ihtiyacım olan tek şey kase. Bunlar da ne? İğrenç. Hey, işte bir kase. Dur biraz. Sanırım bunu da kullanamayacağım. Acaba paketten yiyemez miyim? Kutuyu düz bir şekilde yere koy. Daha sonra üstünü kare şeklinde kes. Güzel. Parçayı çıkardığında işte bir kasen oldu. Lastik mısır gevreğini güzelce tutar. İyi görünüyor. Kaşığı unutma. Hey, bunu kendin mi yaptın? En iyisi ne biliyor musun? Bulaşık çıkarmıyor. Fış, fış. Ah Lexi, yemek vakti geldi. Aa, bu da ne? Makarna istemiyorum. Çek şunu önümden. Mıncıklamalık oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Tamam, ben sana yediririm. Aç ağzını bakayım. İşte makarna treni geliyor. Ha, bu da ne? Sıradaki istasyon Lexi'nin midesi. Hayır, uzak dur. Ah, istemiyorum. Ya. Hep böyle oluyor. Buna inanabiliyor musun? Bir dakika. Aa, ne yapacağımı buldum. Bana bir sosis lazım. Önce sosisi kesiyorum. Bu parçaları bir kenara koyabilirim. Bana sadece bu parça lazım. Karabiber tanelerini içine bastırıyorum.
Aynen böyle. Sonra cheese spagettiye ihtiyacım olacak. Onu sosisin içinden geçireceğim. Bu iyi görünüyor. Şimdi biraz daha spagetti ekleyeceğim. Bunu her yerine yapacağım. Artık onu pişirebilirim. Bir tencereye su koyuyorum. Aynı şeyi sosisin diğer ucuna da yapıyorum. Suyu kaynatacağım. Herhalde artık pişmiştir. Onları bir tabağa koyacağım. Üstüne ketçap gezdireceğim. Hey, büyük annem ne yapıyor? Vay canına, çok güzel görünüyor. Şimdi sosisi şöyle bir çevireceğim. Tekrar denemek ister misin? Bence bunu beğeneceksin. Nam nam nam. Mmm, çok lezzetli. Evet. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bayıldım. Daha var mı? Bakalım televizyonda ne varmış. Miles ne kadar yakışıklı. Onu bütün gün izleyebilirim. Kendimi bir muzla ödüllendireceğim. Muz doğanın ölü popudur. Sesini açmam lazım. Selam büyük anne. Aa, bu kanala bayılıyorum. En sevdiğim atıştırmalıklarım da var. Bundan daha iyisi olabilir mi? Nefis bir şekerleme. Birlikte vakit geçirmek güzel. Bekle, sen ne yiyorsun öyle? Şekerleme mi? Tabii ki. Gerçekten çok iyi. Şaka mı yapıyorsun? Bu senin için hiç iyi değil. Belki biraz meyve yemek istersin. Burada lezzetli bir muzum daha var. Bir bakayım. Baksana, bir muz şekerleme. Bu çok daha iyi. Nefis. Tamam, muz hayranı değilsin. Böğürtlene ne dersin? Tatlı ve sulu. Aa, kulağa hoş geliyor. Eminim bende de bir tane vardır. Ay şuna bak. Vay canına, tadı harika. Çok hoşuma gitti. Pes etmeyeceğim. İstediğim bir şey olmalı. Sadece şekerlimi istiyorum. Hem de bir sürü. Bekle. Aa, buldum. Orada dur bakalım. Büyük bir kaseye ihtiyacım olacak. İçine jelatin dökeceğim. Sonra su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şimdi onu karıştırmam lazım. Jelatinin çözülmesi gerekiyor. Topaklı bir jöleyi kimse sevmez. İyi görünüyor. Şimdi onu büyük bir kaba dökmem lazım. Bunun boyutu gayet uygun. Doğruca içine döküyorum. Sonra onu buzdolabına koyacağım. Daha yapacak çok iş var. Başka bir kaseye konsantre süt koyuyorum. Sonra ona krema ekleyeceğim. Çok lezzetli olacak. Daha fazla jelatine ihtiyacım var. Sonra hepsini birlikte çırpacağım. Pürüzsüz olması gerekiyor. Gayet iyi oldu. Bunu bir kenara koyalım. Jölem hazır. Şeritler halinde de keseceğim. Bıçağı nazikçe içinden geçiriyorum. Burada kesmeliyim. Önce dikey kesikler atarak başladım. Kasenin tamamını kesiyorum. Sonra yatay kesikler atacağım. Küçük daireler elde etmeliyim. Bu çok eğlenceli. Artık onları çıkarabilirim. Bu işi spatula ile yapacağım. Dağılmasını istemiyorum. Nefis jöle küpleri. Aynısını kırmızı jöleyle de yapıyorum. Lexi'nin buna bayılacağını biliyorum. Ama onları karıştırmam gerekiyor. Henüz bitmedi. Dahası da var. Lezzetli meyvelere ihtiyaç var. Bir muzu dilimleyeceğim. Onu jölenin üstüne dizeceğim. Sonra da çilekleri ekleyeceğim. Konsantre süt karışımını da üstüne döküyorum. İyice kaplamam gerekiyor. Biraz sallamam lazım. Bu kadarı tamam. Senin için özel bir şey hazırladım. Ah, bu da ne böyle? Denemek ister misin? Beğeneceksin. Sana bir dilim keseyim. Şuna bak. Bu meyveli bir jöle. Al bakalım. Ha, ver bakayım. Oh, bıngıl bıngıl. Bunu dört gözle bekliyorum. Jöleye bayılırım. Harika, şuna bak. İnanılmaz bir şey. Oh, çok da lezzetli. Oh, çok mutluyum. Sanırım bir ödülü hak ettim. Ve ne alacağımı biliyorum. Ver şu şekerlemeyi bana. Ha? Tereyağından kıl çeker gibi. Şekerlemeleri ben de severim. Aa, bu şey hayatım boyunca neredeydi? Ha, çok lezzetliymiş. Bunu yanımda götüreceğim. Atıştırma zamanı. Ah, bu elma güzel görünüyor. Aa, ne yapıyorsun? Dikkatli ol. Korkma, büyük annen geldi. Ah, az kalsın. Hey. Hayır, bu çok keskin. Aa, sakin ol büyük anne. Bununla ben ilgilenirim. Ver şu elmayı bana. Hep eğlencemi mahvediyorsun. Kesmiyor. Bu sert bir elma. Biraz hızlandırabilir miyiz? Sabırlı ol. Hadi ama. Ah, bu çok sıkıcı. Ah, nihayet.
onu bir kaseye koyacağım. Bu ananas nefis görünüyor. Bunu da doğrayacak. Midem guruldadı ama. Büyük anne acıktım. Olabildiğince hızlı yapıyorum. Bir kaza olmasını istemem. Beklediğimize değecek. Oh, bu çok zor bir işmiş. Oh, şurada biraz da ananas var. Onların da doğranması gerekiyor. Her şey sırasıyla. Şimdi göbeğini çıkarayım. Tamam, ben bu işi devralıyorum. Ver şunu bana. Küçük bir numaram var. Tek ihtiyacım olan bir teneke kutu. Bu çok kolay olacak. Kutuyu ananasın içine bastırıyorum. Merak ettim. Sonuna kadar bastıracağım. Biraz daha. Artık onu çıkarabilirim. Şuna baksana. Vay canına, beğendim. Ben de öyle düşünmüştüm. Aa, kutuda ananas. Kimin aklına gelirdi ki? Dilimlemeyi kolaylaştırır. Mükemmel bir porsiyon. Parmaklarım da güvende. Bu harika bir fikir. Benden bu kadar. Doğruca kaseye gidiyorsunuz. Neredeyse hazır. Ah, bunu duyduğuma sevindim. Hadi denesene. Bunu dört gözle bekliyordum. Oh, inanılmaz. Tam da istediğim gibi. Durma, yemeğe devam et. Pekala, etrafta birileri varmış gibi görünmüyor. Artık bir atıştırmalığın zamanı geldi. Bunun için sadece kulaklarımı çıkarıp yerine çikolata koyacağım. Çok tatlı ve akışkan görünüyor. Şimdi bunu biraz sallayacağım. Artık kuruduğuna göre çikolatalarımı yerinden çıkarabilirim. Tada! Çikolatadan kulaklıklar. Çok lezzetli. Bu uzun zamandır aklıma gelen en iyi fikir. Ama kimseye söyleme. Of, olamaz. Çok acıktım ama bu aptal ceza yüzünden bir şey yiyemiyorum. Derse geç kalıp ceza yiyerek aptallık ettim. Ah, yeter artık. Şu an bir şeyler yemem gerekiyor. Cebimde bir paket kurabiye vardı. Bunun içinde yiyebileceğim bir şeyler olmalı. Kırıntılar da iş görür. Hadi çıkıp ağzıma dökelim bakalım. Bir dakika, hepsi bu mu? Of ya. Atıştırabileceğim başka şeyler de olmalı. Belki arkamda bir şeyler olabilir. Evet, biliyordum. Oraya takılı kalmış bir parça şekerleme buldum. Oh, müthiş. Bu tam ihtiyacım olan şeydi. Evet, bu iyiydi ama karnım hala aç. Öğretmenim, pardon. Tuvalete gidebilir miyim? Hiç şansın yok. Burada olmanın sebebi cezalı olman. Ama ceza ödevimi bitirdim. Bakın kaç satır yazdım. O yetmez. Daha yazmaya devam et. Orada oturup beni seyrettiğine inanamıyorum. Dikkati dağıldı. İşte hızlı bir arama yapma fırsatı çıktı. David, okulda cezalıyım ve karnım çok acıktı. Yardıma lazım. Cidden mi? Aa, bu konuda bir şey yapıp yapamayacağımı mı soruyorsun? Ha, öyleyse sınıfa gizlice atıştırmalık sokmanın zamanı gelmiştir. Pekala, bir bakalım. İşte öğretmen masasında oturuyor. Aman tanrım, bu David. Hey, ben buradayım. Madison, selam. O iş bende. Sadece biraz bekle. Tamam, kaykayım işte burada. Şimdi bununla abur cubur için bir numara yapacağız. Bütün yapman gereken bu torbalara bant yapıştırıp aynı bantı kaykaya da yapıştırmak. Sonra kaykaya bir sürü lezzetli abur cubur yükleyeceğim. Açlığını gidermek için bunu Madison'a iletmem lazım. Şu müthiş şeye bak, ben bir dahiyim. Tamam mı? Şimdi bunu yere koyup ona doğru yollayacağım. Oh, aman tanrım, bana kaykayını yolluyor. İşte yakaladım. Şimdi bana neler yollamış bir bakalım. Yaşasın. İşi çok iyi becerdi. Şu muhteşem abur cuburlara bak. Aman tanrım, harika kokuyorlar. İşte bu. Hiç farkına varmadı. Selam. İşte dijital biletim. Her şey tamam görünüyor. İçeri girip filmin keyfini çıkarabilirsin. Selam. Filmi seyretmek için geldim. İşte biletim de burada. Tamam ama çantanda ne olduğunu görmem lazım. Of, cidden mi? Tamam, işte hepsini boşaltıyorum. İşte hepsi bu. Üstündeki her şey bundan ibaret. Ne? Şu şekerlemelere de bak. Bunların hepsine el koyuyorum. Ne kötüsün? Ben sadece işimi yapıyorum. Of, olamaz. Bu güvenlik görevlisi herkesin üstünü arıyor. Belki bu konuda yapabileceğim bir şeyler olabilir ama... Evet, tabii ya. Makyaj malzemelerimi kullanabilirim. Bu her zaman en iyi çözüm olmuştur. Tamam, öncelikle gerçek makyaj malzemesinden kurtulmam lazım. Şimdi bende bir meyve suyu var. Bu meyve suyu bana kesinlikle gerekecek. Bunun için bu şırıngaya biraz meyve suyu çekeceğim. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bunu parlatıcı tüpünün içine dolduracağım. Mümkün olduğunca ağzına kadar dolduruyorum. İşte oldu. Şimdi de kapağını yerine geri takıyorum. Yalnız çok sıkı kapatmam lazım. Meyve suyunun çantama damlamasını istemem. Pekala, artık bunun parlatıcı olmadığını anlamasına imkan yok. Bak, fırçasını dudaklarıma böyle sürebilirim. Tadı da harika. Pekala, artık gidip filmi seyredeceğim.
Oh, orada dur bakalım. Çantamın içine bakmak istediğini biliyorum. Merak etme, görebilirsin diye her şeyi çıkaracağım. Evet, birkaç parça abur cuburum var ki onların hepsini alabilirsin. İşte hepsi çöpe gidiyor. Bye bye. Bu ise sadece palet için. Bunun kalmasında bir mahsur yok değil mi? Dudaklarımı ara sıra nemlendirmem gerekiyor da. Makyaj malzemelerin hiç umurumda değil. Artık girebilirsin. Harika, teşekkürler. İyi akşamlar. Bu olanlar biraz tuhaftı. Yaşasın, meyve suyumla içeri girmeyi başardım. Bundan bahsetmişken hemen meyve suyumun tadına bakmam gerekiyor. Yaşasın, en sevdiğim şarkı çalıyor. Tüm malzemelerimi aldım. Müthiş bir yemek yapma zamanı. Bu çok lezzetli olacak. Doğru görünmüyor. Domates sosunu unutmuşum. Böyle çok yavan bir spagetti olurdu. Bu ona biraz lezzet verecek. Buna ihtiyacım yok. İşte domatesler geliyor. Her an düşebilir. Hey, insenize. Kımıldayın. Gerçek mi diye bir şey duymadınız mı? Demek öyle ha? Bunu sen istedin. Ne? Ha, merhaba canım. Görünüşe göre biraz sorun yaşıyorsun. Ben hallederim. Şunu izle. Aslında oldukça basit. Kutunun tabanını çıkaracağım. Aha, bunu biliyordum. Sonra şu güzelim domatesleri itmemiz gerekiyor. Neyse ki forehead'im iyidir. İyi işte geliyorlar. Aa, başardım yük anne. Etkileyici bir servisti. Az önce köpeği mi vurdun? Buradaki işim bitti. Ah, ben de makarnamı yiyebilirim. Nefis. Ah, çok acıktım. Bir şeyler atıştırmam lazım. Bakalım elimizde ne varmış. Yok, bu olmaz. Başka ne var? Bunların hiçbirini istemiyorum. Bekle, şu arkadaki neymiş? Oo, krem çikolata. İşte bu harika. Bunu görmemiş gibi davranacağım. Tüh, aa, düştü işte. Ne yapıyorsun? Onu yememelisin. Anne, gel buraya. Burada bir suç işleniyor. Sessiz ol. Hey, o benim. Artık değil. Onu alamazsın. Öyle mi? Bunu göreceğiz. Hepsini yiyeceğim. Oh, hayır, yemeyeceksin. Ama bunu yapmayı kes. Benim kaşım daha büyük. Hepsini yiyeceğim. Lezzetli. Ah, benim ağzım seninkinden daha büyük. Oraya daha fazla çikolata sığdırabilirim. Etkilenmem mi gerekiyor? Hepsi benim. Ver şunu bana. İlk ben gördüm. Böyle kaba davranma. Bir dakika. Aa, bu boş. Hepsini yemişsin. Ne bekliyordun ki? Anneme söyleyeceğim. Ah, bebek gibi mızmızlanıyorsun. Bekle bir saniye. Aa, şu pankeklere bak. Bu bana bir fikir verdi. Hem de lezzetli bir fikir. Önce kavanoza un döküyorum. Tüh, birazını dışarı döktüm. Aa, nasıl olsa annem temizler. Sonra şeker ekliyorum. Sırada kabartma tozu var. Şimdi sıra süte geldi. Ve biraz yağ. Ve bir yumurta. Kapağı geri takıyorum. Çalkalamaya başlıyorum. Sonra karışımı pişirmem gerek. Onu waffle makinesine dökeceğim. Şuna baksana. Çok akışkan görünüyor. Bırakayım da iyice yayılsın. Sonra waffle makinesini kapatacağım. Vay canına, bu gerçekten iyi görünüyor. Onu makineden çıkarıyorum. Biraz daha yapacağım. Hatta bir yan yapacağım. Sonra da üzerlerine krema süreceğim. Vay, çok lezzetli olacak. Aa, selam, geri dönmüşsün. Sana çok kızgınım. Aa, bunu söyleyeceğini biliyordum. Ben de bunları yaptım. Benim için mi? Aa, gerçekten mi? Ay, çok tatlısın. Umarım beğenirsin. Denemek için sabırsızlanıyorum. Aa, sanki ağzımda bir parti var. Aa, hava öyle sıcak ki. Bir dakika, aa, dondurma mı o? Bu tam da ihtiyacım olan şey. Çok soğuk, işime yarayacak. Onu istiyorum. Ay, hepsi bitmiş. Geriye sadece birkaç damla erimiş dondurma kalmış. Bana da biraz ayırabilirdin. Büyük anne, bitmişti. Ay, çok üzgünüm. Ah, bunu halletmem lazım. Bana bırak tatlım. Dondurucuya bir göz atalım. Hayır, burası boş. Aa, üzgünüm canım. Başka dondurma yok. Bu dünya ne acımasız. Aa, daha kötüsü olamazdı. Aa, bekle. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Sadık limon ağacım günü kurtaracak. Belki de. Evet, bu işe yarayacak. Orada bekle. Süper sulu bir limona ihtiyacım var.
Limonu ikiye böleceğim. Sonra kaşıkla içini çıkarıyorum. Onu karıştırıcıya koyuyorum. Daha fazlasına ihtiyacım olacak. Biraz da taze çilek ekleyelim. Hmm, güzel görünüyor. Şimdi onları güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. İşte böyle. Karıştırıcıyı kapatabilirim. Şimdi onu bir kaseye dökeceğim. Şu rengin güzelliğine bak. Artık doğruca dondurucuya gidiyor. Soğumasını bekleyeceğim. Hmm, harika görünüyor. Kepçeyle de alıyorum. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi onu limonların içine geri koyacağım. Kabukları da dolduruyorum. Çileğin sapını da ekleyelim. İşte bu kadar. Nefis bir soğuk ikram hazırladım. Alexi, bak bende ne var. Ah, vay canına büyük anne, harika. Ver denemek için sabırsızlanıyorum. Deneyim bakayım. Ah, bu inanılmaz. Ah, teşekkürler büyük anne, harikasın. Ah, bu çok iyi geldi. Sıcak bir gün için mükemmel yiyecek. Of, çok sıkıldım. Hem de çok acıktım. Midem gurulduyor. Yemek istiyorum. Yapacak tek bir şey var. Umarım bu işe yarar. Hadi bakalım. Yakışıklım benim. Hmm, bu da ne? Oh, birisinin yardıma ihtiyacı var. İşe koyulsam iyi olur. Ona özel bir şey hazırladım. Buna bayılacak. Yollayalım. Neyse ki önceden sifonu çekmiştim. Aa, nasıl ya? Oh. Aa, neredeyse unutuyordum. Yanında içecek iyi gider. Hey, geliyor. Vay, daha da iyi gidiyor. Yuhuu. Hadi şeker yağdıralım. Adeta bir gökkuşağı gibi. Buna çok şaşıracak. Ha? Bu da neydi? Kötü bir sese benziyor. Ay, of, buna ihtiyacım vardı. Ha? Aa, hassas yerlerim. Durun dedim. Polise saldırı var. Alarm, alarm. Desteğe ihtiyacım var. Uf, kaçmam lazım. Anneciğim yardım et. Ah, kilodun güzelmiş. Yakışmış. Evet, acil durumdayız. Karamelli donat istiyorum. Polis olmak zor zanaat. Saat kaçmış? Aa, devriyeye çıkmam lazım. Komiserimin kızmasını istemem. Yeni bir gün, yeni bir donat. Burada ne varmış? Çıt çıkmıyor. Dur bir saniye. Biraz farklı görünüyor. Hey, gürültü yapma. Aa! Kandırdım. Çok kötü korktu işte. Fırsat bu fırsatta telefonumu alacağım. İşte burada. Bir arama yapalım. Şekerciye ulaştınız. Ne isterdiniz? Lezzetli bir şeyler istiyorum. Tabii ki. Hemen geliyor. Tam da ihtiyacın olan şey burada. Yeni bir eser. Oh, bu nasıl oluyor ya? Ama şikayet etmiyorum. Çok lezzetli görünüyor. Dur biraz. Burada yiyeceğe izin yoktu. Bunu ona gösteremem. Yoksa çok sinirlenir. Ne yapacağım şimdi? Aa, buldum. Birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Hı? Ne oldu? Bir iskelet gördüm sanki. Sanırım hayal görüyorum. Ne yapıyorsun? Mükemmel oldu. Aa, selam. Hı hı. O yeni bir çanta mı? Aa, evet, üstelik son moda. Hem şık hem de tatlı. Bir terslik var ama. Ne tersliymiş canım, anlamadım. Modayı asla anlayamayacağım. Aman masama dönüyorum. Donat siparişim geliyordu. Oh, ucuz atlattık. Artık atıştırabiliriz. Bunu dört gözle bekliyordum. Güzel görünüyordu ama tadı çok daha iyi. Şurasını katlayalım. Evet, tamamdır. Doğum günü şapkamız hazır. Hadi parti başlasın. Mutlu yıllar bana. Bu gürültü de ne böyle? Pastayı da unutmayalım. Doğum günü bulamacı. Ama önemli olan niyet tabii. Dileğimizi de tutalım. Umarım gerçekleşir. Sanırım bu kadardı. Ya, çok üzüldüm. Onu neşelendirmem gerek. Aa, ben ne yapacağımı biliyorum. Hemen döneceğim. Şş, bu bir sürpriz olacak. Ha, peki. Hiçbir fikri yok. Hadi git hallet şu işi. Ha?
Mutlu yıllar. Sana bir şey getirdim. Özel bir arkadaştır. Şuna bak. Vay, çok güzel. Teşekkürler. Güven bana. Ne? Wonka, burada ne yapıyorsun? Siz tanışıyor musunuz? Hayır, balon hayvanlar. Şaşkına döneceksiniz. Tam bir şovmen. Evet, aynen öyle. Yani başla tanışın. Bu senin. Bayıldım. İşimiz bu. Dur biraz, orada bir şey var. Bu bizim sırrımız. Buradaki işim bitmiştir. Benim köpeğim nerede? Cidden mi? Peki. Bir saniye ver. Çiçeğe ne dersin? Çok severim. Nasıl bildin? Biraz fazla heyecanlandı. Şahane. Elveda Bay Palyaço. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Baş başa kaldık. Bunu alalım. Üzgünüm Karabaş. Şekerlere bak. Çok lezzetli olacak. Harikalar. Buna tüm gün bakabilirim. Çiçeğim. O da neydi? Ya anne. Kaka mı bu? Neden böyle oldu ki? O palyacodan nefret ediyorum. Gerçekten mi? Sana ne oldu? Selam. Nasıl gidiyor? Kapatmam gerek. Önce üstünü aramalıyım. Burada saklı bir şeyler var mı? Tüh ya. Bunu bütün gün saklamıştım. Tabii. Ver bakalım. Peki. İşte. Mutlu musun? Geç bakalım. Neyse, nerede kalmıştım? Hey, buraya bak. Kulaklıklarımı al. Hey. Ne? Birini beklemiyordum. Yiyecek yok ha. Açsana. Evet. Plastik kapakları şöyle kullandım. Ve sprey boyayla boyadım. Sonra bunları tutturdum. Bak, tam içine donat konacak büyüklükte. Havalı oldu değil mi? Ve tamamen kurallara uygun görünüyor. Anladım. En sevdiklerimden getirmişsin. Bunları acayip canım çekiyordu. Selam, ben de yerleri paspaslıyordum işte. O da ne? Ayaklara dikkat, pardon. Burada hiçbir şey yapamıyorum. İşim hemen bitecek söz. Şunu okumayı bitirir bitirmez. Dikkatli olsana. Burada kimse bana saygı göstermiyor. Mola veriyorum. İşe yaradı. Kimse var mı? Hey. O koku da ne öyle? Tatlı kokuyor. Ve başından geliyor. Saçıma mı diyorsun? Biraz versene. Lezzetli. Biraz daha alayım. Müthiş ya. Başımda hiç saç bırakmamışsın. Hepsi şu an midende. Çok fena acım. Burada uyumak da ne zor. İşte tam zamanı. Görevini yap minik fare. İyi eğlenceler. Dikkat et. O ses de ne? Kesinlikle bir şey duydum. Seni yakalayacağım. Bir suçlu mu kaçıyor? Hayır. Daha kötüsü. Farecik. Aç mısın? Daha burada olduğunu biliyorum.
Oh ne aptal şey. Şimdi kontrol bende. Jelibon ayıcık servisi işte geliyor. Görüşürüz. O da neydi? Sağ canına. Seni görmek ne güzel. Ah pardon. Arızalandı. Durduramıyorum. Demek kontrol sende ha? Ah, ne kadar zor olabilir ki? Şişt, sessiz ol. Nerede bu şey? Ben kaçtım. Bunu geri istemiyor musun? Sanırım ortalık sakin. Ben sanki ölmüşüm de jelibon ayıcık cennetine gitmişim gibi. Ne dersin hapishaneye gizlice yiyecek sokmayı başarır mıydın? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş ve onları da güldür.